Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili seyirciler. Yine de bir neçebeyt şehr ile edebiyat programımızın bugünkü konusuna, belki de geçen konudan bazı sözleri devam etmeye başlayalım. Hayretteyim öz cismim ile can arasında. Yandan yana döndüm bu iki yan arasında. İnsanlığımı mucizedir saklayabilsem ormandaki bin yırtıcı hayvan arasında. Bir yanda itin hürmesi bir yan bağırır kurt. Dişler yeri cismimde yüzer kan arasında. Suçsuz da günahsız da dahi suçlu tanındım. Gıybet ile, gıybet ile töhmet ile buhtan arasında. Aldanma inanma yalana varsa zamirin. Akil seneger kal yaşa vücdan arasında. Yazdıklarımın kadrini bilmek arayan dost elbet bulacaktır beni divan arasında. Elbet bulacaktır beni divan arasında. Sevgili seyirciler geçen konumuzda Yine de aşk mevzuuydu, aşk muhabbet ve muhabbetin seviyeleri dedik. Bil, bes bellidir ki bir millet içinde, bir kavm içinde eğer muhabbet olduysa, yayıldıysa, adavat kalmadıysa, o muhabbet izinde büyük sulh, barış ve safalık olar. Çünkü aşkti, muhabbetti, öz sahibini, insanı, Sevk eder, def eder neye? Barışa, sulha, safalığa, kederden uzaklanmağa. Ve geçen konumuzda dedik ustalardan birini eşittik. Bir türlü şükür her halde elhamdülillahi ala kulli hal biz diyarık. Şükür olsun Allah'a. Ki buyurmuştur, Le inşekertüm le ezidenneküm. Her bu usta diyirdi, şükredirdi Allah'a ki bizler gebeler doğu halkının kimi milletleri Müslüman milleti bu adamın dediğine, tasavvuruna, görüşüne göre zaf ve aciz sahibi oldukları için artık o büyük cinayetlerden, suçlardan, zulümlerden yapmadılar, işlemediler. O büyük cinayetler mesela atom bombasıydı ya füzelerdi, tanklardı, ateşlerdi ki bazı mantıklarda bazı ülkeler arasında dünya savaşları iki defa Allah göstermesin mesela Bunlarda ne kadar insanlar yedipti. Bu adam şükredir dedi. ki biz bir milletiz. yani diyebilirim Müslüman millet. Ve buna da mesel getir. ki yani diyor ki hamdolsun lem nuhlikil harfe ve nesl. Zulmetmedik böyle. Zulm olmuşsa da bir tarih boyunda zulümler çok olup. Ama o türlü olmadı. Aynı halde değil ki eğer imkanımız olsaydı o olabilsin. Onlardan da daha beterini ederdi Ve Teymur Lengi biz misal getirdik. Değiller 17 milyon insanı öldürdü. Özde İslam bayrağını kaldırmıştı. Yükseltmişti. Ve Çin'e gelirdi. Son günlerinde yolda öldü. Hayatı bitti kalmadı daha. Çin'e gelirdi. Çin'i de özdeğirine <laughs> göre İslam etsin. İslam'a davet etsin her neyse. Yani Teymurlan'ın kop ne tankı var idi, ne topu var idi, ne güllası var idi. kiliş, ala, savaşlarıydı eğer 17 milyon insanı öldürmüştü. Ve hafız Şirazi'den bir kıssası da var, onu da konuştuk. Ve söz konumuz buydu ki, tabiatul insan, insanın tabiatı, batış etmeği, başkaları, zayıf kimseleri, öz tokatları altına, tepmeleri altına alsın. Böyle şeylerden şirir olan insan şeytani yolda olan insan böyle böyle şeylerden e, olur, oğlu haz eder, hoşu gelir. ve bu haletler de bir türlü başkaları istiğaf etmek bir e, bir türlü Nece burnuna yel girer zalim kimsənin tağ kimsənin artıq daha bilmaz dinnadı, axlaqnadı, qonşuluqnadı, e, huzurnadı, istiqrarnadı, əmnü-amannı. Faqət öz nəfsini, öz xəbis nəfsini razı etsin. Öz köylüsünü mustazaf kimsəsiz, aşratsız gördü. Baxsın istiraf etməyə qoylur başlar. Yerini almağa, əkin yerini sürməyə izinsiz Ve yahut eğer böyle bir insanlar da mesela özlerinden güçlüye rast geldi. Vakti ki ya büyük bir kavm hücum etti. Yerleri aldı. Her bir yer aldı. Onda özleri mustazaf olarlar. Bu, bu türlü ahlaklar bazı kimselerde insanlar çok yerlerde var. Hatta hatırıma gelir mesela Mahzuni Şerif'in de şarkısında var. Yani, Aa, yemin ettim artık seni vururum. Kerim Ağa niye sürdün tarlamı? Kerim Ağa için yerimi sürdü, ekti. Ben yemin de etmişim gerek seni vururum. Öbür böyle şarkısı var idi. Merhum Mahzuni Şerif'in. Her neyse söz konumuz insan bat etmeye çok hoşgeler. gelir. Firavun başkalarını mesela Beni İsrail'i ama aynı halde Beni İsrail'in imkanları olsaydı mesela Ola bilsin başkasını batışlar altına alır. Tabiatil insan bu türlüdür. Eğer insan şirirliğe, khebisliğe, hayvaniyete, şeytaniyete gittiyse tabii. Ama insan var özünü ters temiz tutar. Hiçbir kimseye zulüm etmez. Hatta evladı da sağ selim çıksın. Zulmeden olmasın. E, güzel terbiye görsün. haram buğda haram arpa yemesinle haram buğda haram arpanın parasıdan eee töremesinle öremesinle yaşamasınle hatta haram zade çıkmasın da bu mujrim canı çıkmasın da bunların hapishanı çünkü diğerler doğruvariydi böyle alimlerden biri bazı keramat gibiydiler göründü özünden nubuğ nabighalık sebebi buydu her zaman bunun emdiği süt sahibesi yani anlası süt vermesinde tertemiz abdest almış. Abdest aldıktan sonra oturdu. Uşağına süt vermeye başlar. Hatta temiz ve tahir çıksın. Onun için o alim çok büyük bir alimlerimizden oldu. Allah rahmet etsin dünyadan girip. Tabiatı insan neler batış sever. Ama muhabbet olduysa, söz asıl söz konumuz aşk fakat lakin e, maksadımız aşk ilahidir tabii. Ama bir şekilde, am genel bir şekilde muhabbet olduysa insan ve bi'a e, muhit iyi bir şekilde yaşar. İnsani bir haletler yaşar. Kimse kimseye zulmetmez. Saadet oğlu. Ve saadet Allah rahmet etsin. Hasan göremliyer saadet arzu ettim ve lakin olmadı kısmet. Çok insanlar hayatında saadete varmak, ermek isterler ama ulaşamazlar. Her neyse Fethi Ali Şah'ın da kıssasını konuşmaya başlamıştık. Ki bu adam Kacarilerin şahlarından biriydi. Böyle yazırlar kitaplarda. O kitaplardan biri Gülzar Edeb kitabı. Ki bunun sahibi Hüseyin-i Mekkili adı gençliğinde bir zaman 25 il, 25 il vezirlik de edip siyasette çalışmıştır. Ama günün birinde edebiyata yönelip diye baham edebiyatta ne var edebiyata gelince çok peşiman oldu bu 25 il siyasette işleme ağına. Çünkü edebiyat bir parça bağ, bahçe, safalık, gülden dolu bir bağdı. Edebiyat başka bir güzel bir alemdi. Farkı çoktu. Siyasetten ki çok kimselerin dilinde diyardılar. Siyaset necaset. Her neyse o kitapta da yazıları ve şiirin e, bir şiir de delil getirir. Kiriye Cahil Fethi Ali Şah, Mahmud Şirazi adlı birini şairiymiş ve göründüğü gibi. Öz da sağır, sağır ya ülfet İsfahan'dan çekti yanına getirdi. Nedim olsun, arkadaş olsun, şahtı da. Ha? Gevli nece istir o türlü. Ve lakin deyirler, günün birinde asabi, asabi oldu. Bu adamın gözlerini çıkarttı. Bir el bir ayağın kesti. Yahut ellerini ayağlarını kesti. Bir beyt o kitapta Gülzar edebten nekledirler. Ve sebebin de bu beytin deyirler. Sebep buymuş. Tarih yazılır doğru yalan. El ilmu indallah. Ne bu şiir Bir beyit Mahmud Şirazi adlı Sa'ar takhallusludan qalmışdır. Deyir: Ne paiki ga mi guzaram be sahara. Həmi afrenəsiz. Ne paiki ga mi guzaram be sahara, nə dəsti ki xar birun aramız pa. Nə dəsti ki xar birun aramız pa. Nə ayağım var bir qadam bir addım atım səhraya ayaq basım. ne de alem var ki ayağımdan tikanı çıkar da bileyim. Bu adam nece bir aziyetteymiş. Allah rahmet etsin. Bu türlü bir zulümleri görmüş adam. E, ee, Firdevsi bilisiz e, Homer'di, Shakespeare'di, Dante'di, ve bunların sırasında değiller. Eğer zikir olsa ve olup da o da Firdevsi olur. Hazret ne hayyam ne sa'di ne mutenebbi ne bilinir. Ustadların dediğine göre. Fakat Firdevsi ya zikrol olup ya olar bazı yerlerde dediklerine göre. şah şahnamesi var mağruftur. Bazı yerlerde beytler var bu adama nisbet verilipti. Firdevsi'ye Allah rahmet etsin özlemen diyorum. Çünkü bu beytler konuşacağı ala esas bu adam denildiğine göre o beytlere göre şi şiire göre Türklerin ve Arapların aleyhine sözler değil. Ama bunun aslı var yok aslı yoktu. Yani yüzde doksan dokuz yüzde yüz aslı asları yoktu. Bu sözün yalanlı iftiradı mühtandı. Ustadların ve tahkikatçıların araştırmaların delihlerine göre. Ustalardan biri deyir, Firdevsi de bazı sözlere geldi. Çünkü o zaman da Arablerin batışı var idi. İstibdadı zulmü var idi Khurasan tarafında. Hatta Khorasan'da bir mantıkaya Arabistan diyormuşlar. Bu adam misalle de da verir diyor o Firdavsi zamanında bazı işler oldu. Mesela Arap geldi birinin kapısında durdu. O acamin kendisiyle hanımı da oturup kapıda yahut evlerine girdi. Hanımı da bu ustaların naklettiğine göre dediklerine göre güzel iyiymiş. Fark edilmiş. Ve bu adam dedi ben Arap'ım ben benim aparasan atımı suvarasan götür apar atımı su var. O adam korktu. Bildi mesela bu bir batış sahibidi, zorba bir insandı ve şekk etti kalbine vesvese girdi ki bu gözü kaçtı hanımına bu adamın. Onun için istedi o adamı göndersin atı suvarmağa özü kadını, o hanımı kapsın her neyse istedik bir marama, kebis marama uğrası. Bir o zamanda böyle bir şeyler var idi. Bu istibdadlar varmış. Sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından sözümüzü devam edeceğim inşallah. Evet sevgili seyirciler, Firdevsi zamanında diyirler o zaman e, bazı batışlar, zulümler varmış. Bazı kimseler, olabilsin kavmiyatçıdılar, bu iddialar edilir. Bazı kimseler de olabilsin tarafsızdılar, kavmiyatçılık yoktu. Ve lakin tarih boyunda olabilsin, belki de olmuştur böyle zulümler. Çünkü bir tarafın hükümet, devlet, ardı cadı kendisini zorba görer, zor sahibi görer. O bir tarafı da işgal edipler, alıplar. Ondan sonra indi İslam'a davet edipler etmiyorlar. O da ayrı bir meseledir. de O tarafları işgal edipler. Diğerler Firdevsi zamanında çünkü bu gibi batışlar, zorbalıklar, zulümler varmış Arap tarafından acemlere. Onun için Firdevsi bazı şiirleri zannedersem Allah rahmet etsin Ahmet Asafin Necefi de işaret etmişti buna. Yani zannım ya aldanmıştı ki Firdevs'e Arap'a yahut Türkçe söz deyip böyle inanmıştı. Onun için zannedersem bir yerde red verir Firdevs'e. Bu şiirler ki nisbet verilir Firdevs'e ki Arap ve Türk'ün aleyhine konuşur. Mukaddimeten şiirlere başlamazdan evvel manalarını şerh etmezden de önce diye benim ve çok ustadların ve ben sordum da aslan imanı yoktu bu sözlere bu sözler bu beytler ki Arabi Türk'ü söğür yamanır Bir söz çirkin söz değil bunlar dövüğü, buhtandı sonradan belki kendisinden yüzlerce il sonra yazılmıştır iftira gibi. Yani o sorduğum kaynaklardan biri mesela hürmetli ustadımız Allah ömrünü uzun etsin. E, doktor Resul İsmail Zade veya başkaları da ki tevkid edirler Fırdausya'ya nisbet verilen bu şiirler. Buhtanı. Bu şiirler nedir? Mesela Bir beyt diri çubaktı arap ber acem oldu çire yani musallat Ta Arap'ın bahtı Acem'in üzerine musallat oldu yani Arab'ın hükmü, kuvvati, devleti Acem üzerine musallat oldu. Ne oldu? Diyor. Hemi vakti Sasaniyan tire Ondan sonra Sasaniyaların maalesef bahtlar, tarihleri kapkara oldu, Tarihleri karalandı. Bu o beytlerden biridir ki Firdevsiye nisbet verilir. Diğer bir beyt. Hemen zişt şud, hu, hemen zişt şud, hub, şud, hub, zişt. Güzel bir şekilde de getirdiler bunu yazarlar. Hemen zişt şud, hub, şud, hub, zişt. Hemen zişt şud, hub, şud, hub, zişt. Hemen daha artık daha çirkin temiz oldu, temiz çirkin oldu. Şüde rahi duzak pedi dezbehişt. Şüde rahi duzak pedi dezbehişt. Ondan sonra bu cennetin içinden cehennemin yolları yolu görünme görünmeye, gözükme başladı. Bu manası budur. Ee, dedik de Khorasan'da Arabistan mantıkası var Çünkü göründüğü gibi çok kimseler Arap ailelerinden savuk ettiler, gönderdiler o tarafları. Zannımca Ubeydullah bin Ziyad Mal'un, o zamanında da Hz. Ali Aleyhisselam'ın şialarından belki de 50 bin ailani tesvir etmişti o tarafı. E, Ustadların dediklerine göre bazı adlar orada, Farslar, Acemler adları mesela adı Behram'dı, Kutaybe'ye dönlerdi. Çok kimse Arap etti öz adını. tarih olopto deliklarna o beyitlerden ki tensib verilir gene ferdovsiye dire şevad bende bihu şevad bende bi huner şahriyar najat u guzurgi niyayet bikar ayırtsız kimseler geldiler sultan oldular melik oldular artık daha o görkemlilik, azamat, o vakar işe düşmez daha, işten düştü. Sonra bir beyt gene nisbet verir, bir de tekrar eder bu beytler iftiradır Firdavsiye. O bir beyt ne mesela? Zişir-i şutur hurdan o susmar, Arab rabica iresi destikar. Eh deve sütü içip keçemen yiyenleri, keçemenyen yiyen Arapların işi bir yere ulaşıp ki ne, ne istemektedirler, neye tamah ediler, Ki tacı ki yanra kuned arzu tufu badı ber çerhi gerdun tufu. Er bu türlü bir Arapların işi bir yere ulaşıp kiyanın tacını arzu edirler râğbetleri olup kiyanın tacında ve tüf gelsin böyle bir çerḫa böyle bir feleğe astıkla. Bir de ikinci kere bir tüf olsun böyle bir garduna yani çerḫi feleğe. Her neyse sözü tabii bir de tekrar ederek bu sözler bu beytler biz sorduk, tahkik ettik bundan ola illerce evvel ve bugünlerde de ben sordum soruştum araştırdım. Bunlar sonradan yazılı bazı e, unsuri müteassıf farsların tarafından yazılıp Firdevsi'nin boynuna atılıp beçeranın ama adamaka o türlü bir yazıları yoktu ve Allah rahmet etsin özüm. Her neyse aşk insanda şefakat halatını çoğaldır. İnsan Allah'a aşık olsun yahut da başta tabiata aşık olsun, bir hedefe aşık olsun, bir insana aşık olsun. Biraz hananatı atifası fazla olan Bilhassa o kimseler ki ilahi aşka ulaştılar en yüksek zirvesinde dedik ki daha görmeği, eşitmeği, çabalamağı, harekatı, sekenatı hepsi ne olar ilahi olar her bir şeyde haramdan günahtan kendisini uzaklandırar. ilahi aşıklar elbet ki onlardandır. bi darajal ul ula gar ferail il avval an öncülerden olarlar o sırada kimlerin sıralarında mensa'al muslimuman selimel muslimun min yadihi ve lisani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müslümanlığı ne de hasret eder sen istesen müslüman olasan hakiki müslüman gerek a'liden dilikden hiç kimse bir zarar va aziyat görmesin ne azamatlı bir hadisti. Sallallahu aleyke ve ala alike ya Resulallah. Büyük ve önemli atife tecrübesidir eşk. Ezel günden bu tecrübeler, bu atifeler olmuş insanlarda. Ve bu tecrübeler, eşk, aşıklık tecrübeleri tarih boyu çok vakitte gelip tarihin çok yerlerini almıştır ve değişiklikler, değişiklikler yaratmıştır, vermiştir tarihe, zamana o kıssalar var. Eşk kıssaları tabii çok dillerde konuşul, konuşulup, köçürülüp, kuşaklardan kuşaklara, cillerden cillere, asırlar boyu, matallar olup. Görsen asıl mihvari da bir aşıklıktır. Ferdi yahut cemaai alanlarda tesirler olmuştur bu gibi aşk ve yüksek muhabbet tecrübelerinin tarih boyun. aşksız mesela bir kimse eğer kitabına okuduğu derse eşkı yok aslan okuduğu diyebilirim eee başarı bulmaz bulduysa da çok zayıf çok az günün Birinde bundan 38 yıl önce bir dini mektebe yazıldı Önceden götürüp bize apardılar büyük bir alemin yanına. Allah rahmet etsin dünyadan gitti bu adam. Biz derse, mektebe, okula başlamadan önce bu adam bir konuştu bizimle nasihat etsin. Buna terkiz etti. Allah rahmet eylesin. Bu büyük alim, çok büyük alimlerden idi. Ayetullah el-Uzma, bu türlü. Buna terkiz etti. değeri fakat ben bu sözü size diyorum ki, okumaya başlısız, şevk ile okuyun. Şevkiyiz olsun okumağa. Söz konumuz dedik, eşksiz okumak da başarı bilmez. Olabilsin insanın yadında kalmaz. Ama aşkla her bir iş olduysa böyledir. Ey fuzuli intihasız zavkı buldun eşkıdan. Böyledir her iş ki hak adiyle kılsan iptida. Her bir işe aşkla ile başlandıysa terkiz oğlu terkiz ile başlandıysa o iş başarı bular. Başarı bular. Doğrudur ki Aşk insanın iç dünyasında kaynayan bir halattir. Bir kaynamağdır, coşmağdır. Ama bu halatın tecelliyatı, içtimai tecelliyatı da vardır müşteme içinde, toplum içinde, arkadaşlar yanında. Bir türlü aşkın, büyük muhabbetin tecelliyatı olur. Görünür eserleri, görünür hisler. O ayrı sözdü. Bir tek bu aşk, e ee, öz eşki yaramaz ve xarab yol tutar e ee, yahut günahlara mürtakibo olur o ayrı sözde. biz kastımız düzgün iyi bir e ee, aşk bu aşk ki insandan bütün bencilliği, Enaniyeti hapsıl atar artık daha kalmaz insan fakat bütün zikri, fikri, hayali sevdigi sevgilisinin maşuq kimsəsinin yanında olar. Bu sözləri inşallah davam edəcək hələ gələn konuşmamızda. Bir daha sizinlə görüşmək ümidi ilə hepinizi Allah ismarlarım. Sağlıqla qalın.